Fatih Altaylı 20 Ağustos 2024 Fatihaltaylı.com.tr Filistin ve Coca-Cola Coca-Cola Türkiye'nin kapa yaptığı bildirimde büyüme beklentilerini düşürmesi ve karlılıkta planladığı noktaya ulaşamayacağını kabul etmesi Türkiye'de siyasal İslamcı kitle arasında ciddi bir sevince neden oldu. Sosyal medyada zafere ulaşmanın sarhoşluğu içindeydiler. Elbette kitlelerin üretimden ya da tüketimden gelen gücünü kullanması kötü bir şey değildir ve demokratik bir eylemdir. Sonuca ulaşması bu eyleme katkı verenleri mutlu eder. Bu açıdan söylenecek bir şey yok. Tabii yakın zamana kadar Coca-Cola'nın en büyük hissedarının Katar fonu olduğunu da unutmamak lazım. Ancak Katar'ın ortaklığı bile Coca-Cola kampanyanın Orta Doğu'daki makus tarihini değiştirememişti. Dünyanın hemen hemen tamamında pazar lideri olan Coca-Cola, kökü 1960'lara uzanan protestolar ve boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da özellikle de Arap Yarımadası'nda hiçbir zaman en popüler içecek olamadı. Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde en büyük rakibinin çok gerisinde kaldı, rakibi yer yer %70'lere varan bir pazar payı üstünlüğü elde etti. Suudi Arabistan'da durum farklı değil. Yerel markalarla baş edebilmekten çok uzakta duruyor Coca-Cola. Coca-Cola sadece bir Arap ülkesinde pazar payında ilk sırada. O ülke hangisi tahmin edebilir misiniz? Bence zor. Öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Arap Yarımadası'ndaki ülkelerde Coca-Cola'nın pazar lideri olduğu tek ülke Filistin. Yanlış okumadınız. Filistin. Türkiye'de İslamcı gruplar ve onların etki alanındaki iktidar Coca-Cola'yı protesto ederken Coca-Cola Filistin'de gazlı içeceklerde pazar lideri. Peki niye ve nasıl? Bu sorunun çok basit bir yanıtı var. Çünkü Coca-Cola Filistin'deki tek yabancı sermaye yatırımı. The Coca-Cola Company yıllar önce İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Filistin'de bir fabrika açtı. Fabrikayı açan yıllar önce Filistin'den Almanya'ya mülteci olarak giden bir ailenin çocuğuydu. Yurt dışında bir servet kazanmış ve ülkesine yatırımcı olarak dönerken Coca-Colayı da getirmişti. Zahi Kuri, iki ortağı ile birlikte National Beverage Company'yi kurmuş, Coca-Cola'nın Filistin'deki ilk ve tek şişeliyicisi olmuştu. İşsizliğin %80'lere vardığı ülkede önce 400 kişiyi işe almış, sonra fabrika sayısını 3'e, çalışan sayısını ise birkaç bine ulaştırmıştı. Çeyrek asırdan fazla bir süredir İsrail'le mücadele ederek üretimini ve pazarlamasını sürdürüyordu ve Filistin halkı da ona bir teşekkür olarak Coca-Cola'yı pazar lideri haline getirmişti. Cherry de geliyor, Tog ne olacak? Elektrikli otomobil aleminin Tesla ile birlikte en güçlü imaja sahip markası BYD'nin ardından bir diğer Çinli üretici de Türkiye'de fabrika kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu markanın Chery olduğu bir sır değil. Çin'in 5. büyük otomobil üreticisi olan Chery, 2023 yılında 1.800.000 otomobil sattı. Bizim TOG'un 90 katı. Son yapılan yasal değişiklikle Türkiye'de üretim yapan veya yapacak olan firmalara sağlanan ithalat ayrıcalıklarıyla ağzı sulanan Cherry'de Türkiye'de bir üretim tesisi kurmak ve buradan Türkiye'ye ve Avrupa pazarına otomobil satmak istiyor. Cherry ile hükümet arasındaki pazarlıklar sona ermek üzere. Tek kalan pürüz, Cherry'nin patlamalı motorlu araçlarını da üretmek istemesi. Türkiye ise buna sıcak bakmıyor ve elektrikli olmayan araçların üretimine izin vermek istemiyor. Cherry ise elektrikli araçların pazar payının beklenenden yavaş artması nedeniyle en azından bir süre patlamalı motorlu araçlarını da Türkiye'de üretmek amacında. Bu pazarlık yakında sona erer. Cherry Türkiye'nin yatırım açlığının farkında ve Çinli devlet şirketi bunu sonuna kadar zorlamanın peşinde. Bu arada Türkiye'de otomobil üretecek tüm şirketlerin gözü TOG fabrikasında ama iktidar buna hiç sıcak bakmıyor. Ama siyasallaştırılarak pazarını daraltan TOG'un bu üretim ve satış rakamlarıyla rekabette başarılı olmasının imkansız olduğunu da göremiyor. Yurtlarla uğraşırsanız olimpiyatta başarılı olamazsınız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar hizmet ettikten sonra ayrılan ve şimdilerde bir yandan da siyasetle uğraşan Vedat Bayram, Türkiye'nin olimpiyatlarda arzulanan başarıyı elde edememesi üzerine bunun nedenlerini irdeleyen satırlar kaleme almış ve benimle paylaştı. Bir spor adamı gözüyle mesele nasıl görünüyor bakmak isterseniz buyurun. Biliyorsunuz spor benim mesleğim. Spor Bakanlığı spor politikalarını planlar ve uygular. Spor çok canlı ve zamanla yarışılan bir olgu olduğu için hantallığa tahammülü hiç yoktur. Biz yıllarca Angarya'dan kurtulunması için müstakil Spor Bakanlığı kurulsun diye çabaladık, durduk. Kuruldu ama bir de sırtına Kredi Yurtlar Kurumu yüklendi. Kredi Yurtlar Kurumu ile uğraşmak bu yapıyı hantallaştırır. Spor müdürleri ve teşkilat sporcu yetiştirmek, yıldız sporcuyu takip etmek yerine otelcilik işlemleriyle uğraşır oldu. Statlarda kimin protokol tribününe gireceğiyle bakan ilgilenmez. Ali Samiyen stadından da yakın şahitsiniz ki görevlerimiz esnasında biz o işleri yardımcılarımız şube müdürlerine yaptırırdık. Şimdi isterseniz sorunuz hafta sonu protokol tribününe kim girecek? spor bakanı ilgileniyor. Siz hiç Fikret Ünlü'nün Ali Samiyen protokol tribününe kimin gireceğiyle ilgilendiğini gördünüz mü? Kaldı ki kanunda bile bu görev il müdürlerine bırakılmış, il müdürleri de bu vazifeyi şube müdürlerine yaptırırdı. İstatistikler ve sporcu sayıları da ya hormonlu ya yalan. Zira bir çocuğun hem okuldaki hem kulübündeki lisansı ayrı ayrı mükerrer sayılıp rakamlar şişirilmiş ve hatta ek branşlar bile ilave edilmiştir bu kadar angarya ve boş işle uğraşılırsa elbette olimpiyatta beklenen sayıda madalya alamaz, başarılı olamazsınız. Maalesef bu çark ve sistemi 2003 ikinci yarısından itibaren bozdular ve biz bunları anlatacak yayın organı bulamıyoruz. Şimdi Paris dönüşü Sayın Bakan hesap soracağız diyor. Hesap sormak yerine kafileler hazırlanırken tedbirlerinizi otokontrol sistemiyle alsaydınız ya. Yarından tezi yok. Kredi Yurtlar Kurumu Spor Bakanlığı'ndan alınıp Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmeli ve spor teşkilatı asli görevine döndürülmelidir. Spor kamuoyuna sunulan faal lisanslı sporcu sayısı Cumhurbaşkanı'nı da kamuoyunu da yanıltır mahiyettedir. Yeniden kontrol edilmeli, planlar ona göre yapılmalıdır. Başkanlar ilgili federasyonlarla uzaktan yakından ilgisizse derhal görevlerini konusunda uzman kişilere devretmeli bununla ilgili çalışmalar hemen başlatılmalıdır. Başarıda ödüle koşanlar başarısızlıkta da bir ceza ile karşılaşacağının farkında olmalı ve bu sistem oturtulmalıdır. Ceza derken sporcuyu kastetmiyoruz elbette. Başarıda ödül, başarısızlıkta görevi başarabileceğiye devretmek sistem haline getirilmeli, muhataplar da bunu bilmelidir. Son olarak sporda yetenek tespiti ve yıldız sporcu arayışı ehil ellerde sistematik ve hızla devam etmeli ve bulunan çocuklar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu sistemle çalışıldığında başarı kaçınılmaz olacaktır. Saygı ve sevgilerimle. Ne zaman insan oluruz? Gazetecilik ciddi bir meslek haline yeniden geldiği zaman Fatih Altaylı